Türkiye'nin spor ekranından mutlu günler diliyoruz değerli izleyenler. Bugün 26 Kasım Perşembe. Türkiye'de saatler 13.30'u gösteriyor. Her zaman olduğu gibi futbol dışı programıyla karşınızdayız. Spor sadece futbol değildir diyoruz ve futbol dışındaki branşları programımızda ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz su topu olacak. Su topundan gerçekten de değerli misafirlerimiz stüdyomuzda. Önce su topu diyelim. Futbol dışında bu bölümümüzde su topunu konuşacağız. Stüdyo konuklarımız var. Hemen konuklarımıza dönüp hoş geldiniz demek istiyorum ben. Sayın Mehmet Alp Olcaytu, erkek A milli takım antrenörü. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Atilla Sezer, milli takım kalecisi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Oytun Okman, A milli takım ikinci kaptanı. Siz de hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam sizle başlamak istiyorum ben. Öncelikle su topuyla başlayalım. Biraz daha genelden başlayalım istiyorum. Su topu nasıl bir spordur? Nasıl bir branştır? Bize biraz bahseder misiniz? Hangi felsefe üzerine kuruludur? Ya su topu mücadele üzerine kurulu. Yani en önemli söyleyebileceğimiz şey bu. Çok iyi bir yüzme temeliniz olması gerekiyor. Top olduğu için oyunun içerisinde çok keyifli bir spor. Zor olduğu gözükse de iyi bir yüzme, iyi bir altyapıyı da çok güzel yerlere varabiliyorsunuz. İşte örnekler yanımda oturuyor zaten benimle beraber. Türkiye genelinde gittikçe yaygınlaşan bir spor su topu. Federasyonumuzda bu çerçevede oldukça çalışmaları var. Geçen sene başlattığı illerle alakalı, altyapılarla alakalı çok güzel projelerimiz var. Bu şekilde geliştirmeye çalıştığımız ve sporcu istediğimiz bir spor açıkçası. Aslında Türkiye'nin yeni yeni tanıdığı, yani son 20 yıldır Türkiye'de var tabii su topu yapılıyor ama yeni yeni gündeme gelen, medyaya yansıyan bir branş da diyebiliriz su topu için, değil mi? Yani öyle. Esas da benim zamanımda oynarken medya biraz daha işin içindeydi. Yani gazete anlamında söylersek. Hı hı. Şimdi açıkçası hani sizin programın isminde de olduğu gibi her şey bir futbol olduğu için biz bu konuda biraz mağduruz açıkçası. Daha fazla basında sizin sayenizde gözükmek bizim için çok önemli. Zaten işte bu sponsorları bulmak için de bizim böyle programlarda yer almamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu bizim için de çok önemli. Stopunun da tanıtılması için de çok önemli. Hı hı. Yani her yaşta sporcunun özellikle ufak yaşta başlayacağı iyi bir takım sporu, iyi bir disiplin alacağı bir spor. Yani biz de bunun için gerekiyorsa ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyoruz açıkçası. Peki Mehmet Hocam, dünya geneline baktığımızda hangi ülkeler ön sıraya çıkıyor su topunda? Ülkemiz nerede? Ya şimdi bu önümüzdeki Ocak ayında yapılacak Avrupa Şampiyonası bunun için bir iyi bir gösterge olacak. Ama Yugoslav kökenli dediğimiz bu Balkan ülkeleri çok kuvvetli. Sırbistan en son işte dünya şampiyonluğunu aldı. Hırvatistan olimpiyat şampiyonluğu var. Onun yanında Macaristan çok kuvvetli. Ana sporları diyebiliriz onun. İtalya, İspanya, Akdeniz ülkelerinde de Yunanistan. Yani Avrupa'da çok başarılı bir spor. Genelde Avrupa şampiyonasında ilk 8'e giren takımlar dünyada da gene hemen hemen ilk 5-6 içerisinde yer alıyor. Bizim de hedefimiz öncelikle ilk 8 içerisinde girmeye çalışmak olacak Avrupa Şampiyonası'nda. Çok zor. Onun için zaten burada bildiğiniz gibi kamp yapıyoruz. Evet, onu detaylı olarak konuşacağız. A milli takım ikinci kaptanımız Oytun'a dönmek istiyorum. Oytun, sen nasıl tanıştın su topuyla? 11 yaşımdaydım. Kuzenim yüzme temeliyle başlamıştı su topuna. O su topuna geçtiği zaman ben de basketboldan farklı bir spor denemek istemiştim. O yüzden su topuna başladım. 11 yaşından beri işte. 93 senesinden beri aktif olarak devam 22 ediyorum. 22 yıldır. 22 yıldır aralıksız devam ediyorum. Peki neler kattı hayatına su topu? Öncesinde basketbol oynuyordun. Öncesinde basketbol oynuyordum ama çok daha böyle amatör seviyelerdeydi. Bu kadar üst seviyelere çıkmamıştım veya oralarda lisans kendime çıkarttırmamıştım. Çünkü çok farklı bir spordu ve farklı istekler, farklı talepler, farklı yetenekler bekliyorlardı. Orada benim için çok fazla bir kariyer olduğunu düşünmüyordum. Su topuna başladıktan sonra fiziksel olarak zaten her şey çok değişiyor. Özellikle boyunuz, omuzlarınız, dış görünüşünüz, ondan sonra hayata bakış açınız. Çünkü çok, Alp Hocam'ın da söylediği gibi, çok ciddi
efor sarf edilen, çok ciddi bir mücadele olan bir spor. Onun için hayatla ilgili bütün noktalarda da mücadele etmeniz gerektiğini çok erken yaşta anlamaya başlıyorsunuz. Zaten fiziğiniz, kafanız, her şey anlık kararlar vermeye, doğru kararlar vermeye, belli bir disiplin içerisinde hayatınızı idame ettirmeye yönelik olduğu için bu sizin normal kişisel hayatınızda da çok ciddi olarak etki ediyor. Okul hayatınızı etki ediyor. Hem okula giderken hem antrenmana giderken daha düzenli bir hayat kurmak zorunda kalıyorsunuz. Okulun verdiği dersleri, ödevleri, evinizde yapmanız gereken zamanı ayarlamak zorunda kalıyorsunuz. Zaman yönetimi konusunda da. Böyle bir disiplin olduğu zaman insanın içerisinde bu geri kalan hayatınıza da yansıyor zaten. Burada şunun altını çizmekte fayda var. Biz stüdyomuzda ağırladığımız sporcuların geneli beden eğitimi öğretmeni oluyorlar. Beden eğitimi öğretmenliğini tercih ediyorlar. Çünkü biliyorsunuz hani devlet böyle bir şans sanıyor ama siz mühendissiniz. Siz farklı bir branştasınız. Bu da önemli bir şey bence. Bunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi elektrik mühendisliği mezunuyum açıkçası. Bunu kazanabilmek için ekstradan bir yıl daha üniversite sınavına hazırlanmak için kendime zaman ayırdım. Çünkü hem okul hem üniversite sınavına hazırlık hem de sporu aynı anda götürmek Türkiye'nin eğitim sistemi içerisinde neredeyse imkansız. Çünkü eğitim sisteminiz ve benim zamanımda girdiğim üniversite sınavı tamamen birbirinden bağımsızdı. O yüzden eğitimimi tamamlayıp ondan sonra bir sene sadece üniversite sınavına hazırlanmak için ayırdım. Böylelikle hem spordan kopmadım ki ben öylesine daha milli takım oyuncusuydum aynı zamanda. Hem spordan kopmadım hem de üniversite sınavına hazırlanırken daha sistematik ve daha doğru bir şekilde çalışabildim. O yüzden yani o dönemde aslında BESYO'ya sınavsız geçiş hakkınız vardı değil mi? Tabii ki vardı. Milli takım oyuncusu milli olduğunuz takım için. Sporcuları ile ilgili devletimizin çıkardığı bir yasa var. Balkan Şampiyonası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda dereceye gelen sporcuların direkt olarak beden eğitimi yüksek okuluna geçiş hakkı var. Ama ben aslında çok teşvik edici bir tercih etmedim. Çünkü aktif olarak hem spor yapıp hem aynı zamanda sporla ilgili bir bölümde okumak bir yerden sonra herhalde spordan insanı soğutur diye düşünmüştüm açıkçası. Ben o yüzden mühendislik tarafına seçmeyi tercih ettim. Peki nasıl gidiyor hem mühendislik hem su topu? Galiba beden eğitimini seçmem gerekiyormuş diyorum bazen. Gerçekten de yoğun bir branş mühendislik. Atilla Sezer, siz nasıl tanıştınız su topuyla? Ben 8 yaşında başladım su topu Sovyet Birliği zamanında. Bir sürü branşı denedim su topu haricinde. Ama hangi branşları denemiştin? Basketbol, futbol, bisiklet. Bir sürü imkanlarımız vardı o zaman. Sovyet Birliği zamanında bütün sporları denemek için. Ama su topu sevdiğim için su topunda kaldım. Şu ana kadar devam ediyorum. Kaç yıl oldu? 32'sine oldu. 32 yıldır su topu yapıyorsun. Evet. Türkiye'ye geliş serüvenin nasıl oldu? Türkiye'ye nasıl geldin? 20 yıl oldu galiba değil mi Türkiye'ye geleli? Evet, 96'da geldim İstanbul'a. O zaman Sovyet Birliği dağıldıktan sonra ben Kazakistan'da yaşıyordum, Almaty'da. Şehirde. O zaman biraz durum karışık durum vardı. Onun sayesinde geldim İstanbul'a. İstanbul'u çok sevdim Türkiye'ye ve kaldım. Peki su topu senin hayatına neler kattı? Aynı soruyu sana da yönelteyim. Su topu benim için bir hayat tarzı. O yüzden su topu hep şimdi oynuyorum. Bir de altyapıya da evet, sen sadece kadar oynamıyorsun. Aynı zamanda gençlerin de yetişmesine vesile oluyorsun. Evet. Nasıl gidiyor altyapı çalışmaları? Altyapı iyi gidiyor. Fakat Türkiye'de bir gerçek bir durum var. Yani çocukların bir soru. Su topçu olabilecek mi? Ya da olamabilecek ileride. O yüzden tabii bu amatör branşların maalesef motivasyonu düşürebiliyor motivasyon değil mi? Düşük evet tabii. Peki sence herkes su topu oynayabilir mi? Tabii ki su topu bir fiziksel bir spor. Özellikle Avrupa'ya baktığımız zaman fizik olarak daha çok fizikli çocuk gerekiyor daha bize. Yapılı daha yapılı çocuklar. Fakat su sporları olduğu için çocuk gelişebiliyor bizim sporda. Daha fiziksel gelişimine de katkıda fiziksel olarak daha çok gelişiyor. Mehmet Hocam sizle devam edelim. 25-27 Eylül'de Rusya'da ve Almanya'da şampiyona elemeleri mi vardı? Nedir? Önce geçen Mart ayındaydı yanlış hatırlamıyorsam ilk
bizim eleme vardı, birinci eleme grubu. O İstanbul'da oynadık. Almanya, Beyaz Rusya ve Litvanya ile. Orada bir Almanları kaybettik. Oradan sonra Rusya'da vardı devamı. Rusya'da da işte Portekiz'den bu sefer Litvanya'yı yendik. Oradan zaten gruptan çıkmayı garantiledik. Rusya'da yenmek gerçekten zor. Orada ben iyi oynadığımızı düşünüyorum. Orada da bir 3 sayı farkla kaybettik. Bu bizim için iyi bir göstergeydi açıkçası. Onun üzerine işte şimdi Avrupa Şampiyonası'nı hak kazandığımız için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Diğer ülkelere göre biraz erken başlamayı tercih ettik açıkçası. Çünkü bulunduğumuz durumdan daha fazla çalışmamız gerektiğini biliyoruz. Şu an çünkü biz 4. torbadan kura çekimine gidiyoruz. Evet, ve zor bir torbadayız. Yani zor. Yani güçlü rakipler var. Macaristan, Yunanistan ve Rusya. Evet, öyle. Yani ilk torba için zaten söyleyecek bir şey yok. İkinci torbada belki biraz daha iyi çıkabilirdi yani ama yapacak bir şey yok. Bir de aynı gruptaki bir rakibin çıkması Rusya. Yani 3. ya da 4. bitecekti. Bir şey fark etmediğini anladık. Yani göreceğiz, çalışıyoruz. İşte ilk hedefimiz gruplarda işte Rusya'yı yenmek. Ondan sonra çaprazdan gelecek diğer tarafta Romanya, Almanya galibi gelecek. Onlar da çok kuvvetli. İlk 8'de olan ülkeler. Yani bir şeyler yapmak istiyorsak çok üstüne çıkmamız lazım. Yani iyi oynamamız gerekiyor. Yani çok iyi oynamamız gerekiyor açıkçası. Bu da bize işte olimpiyata gitmek için eleme yolunu açacak. Bu bizim için çok önemli. Siz kaç yıldır antrenörlük yapıyorsunuz? Ben yaklaşık 20 yıldır yapıyorum ama uzun sürede faal olduğum için Igor gibi ben de hem oyuncu antrenör olarak yaptım. Son 2008'den beri sadece antrenörlük yapıyorum. Ve su topunda sporcuların yaşları biraz daha, yaş ortalaması diğer branşlara baktığımızda biraz daha yüksek. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı ekip ruhunu oluşturmakta? Ne düşünürsünüz? Ya şu an şu yanımda bulunan iki tane değerli sporcum benim için çok önemli. Yani şu an belki de antrenmanları en iyi şekilde yapmaya çalışan kendileri. Bu da diğer bizim şu an takımda 18-19 yaşında çocuklar da var. Ben onlardan her zaman çok yardım istiyorum. Yani onların tecrübelerini ona aktarmaları için. Tabii 22 ve 32 yıllık tecrübeleri konuşuyoruz aslında. Yani gerçekten tabii. Çok uzun süreler bir spor için, bir branş için. Ya bir de bizim sporun gerçekten özelliği bu. Gördüğünüz işte bilgisayar mühendisi var. Yani ben makine mühendisiyim. Bizde bizim sporumuzda beden eğitim bölümü seçen çocuklar da var tabii doğal olarak ama bizim kültür seviyemiz gerçekten oldukça iyi. O da onların bunun bilincine varmalarını sağlıyor ve çok uzun süre devam edebiliyorlar. Şu an belki yani Atilla ile Oytun'un kendine baktığı gibi çok az insan bakıyordur kendisine. Çünkü zaten sporu yapamazsınız. Bizimki çok ağır. Yani çocuklar şu an sabah 8'de kalktılar. 9.30'dan saat yarıma kadar antrenman yaptılar. Yemek yemeden buraya geldik sizin programınıza. Evet, Oytun Bey'den detayları alacağım birazdan. Kampta bir gün nasıl geçiyor diye. Şimdi hoca boyutuyla dinliyoruz, bir de sporcu boyutuyla dinleyelim. Sizce kamp verimli geçiyor mu? Eryaman'dasınız. Şimdi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın tesisinde yürütüyorsunuz kampınızı. Evet, yani çok teşekkür ederiz onun için. Biz açıkçası bu kadar beklemiyordum. Yani yemeğinden tutun kalacak yerine kadar çalışan insanların ilgisi, her şey çok üst düzeyde. Bundan sonra da eğer bir kamp yapmak istiyorsak İstanbul'da bir yerden antrenmana gideceğimize İstanbul'dan trene binip Ankara'ya gelmeyi bile düşünebiliyoruz bu ara. Gerçekten çok memnunuz. Kampta kaç sporcu var şu an? Şu an 14 sporcu var. 5 tane de benimle beraber yardımcı işte. Masörümüz, kondisyonerimiz var. Bir tane Hırvatistan'dan getirdiğimiz çok değerli birisi. Onunla beraber yardımcı antrenörümüz, işte bizim çekimlerimizi yapan arkadaşlar, masörümüz, komple bir ekip olarak çalışıyoruz. Zaten tesislerde de doktorlarımız, fizyoterapistlerimiz, her şeyimiz var. Ne kadar sürecek? Cumartesi Moskova'ya gideceğiz, inşallah diyoruz. Bu yeni olan olaylar da bizi biraz tedirgin ediyor açıkçası. Moskova'da işte Ruslarla bir Dünya Ligi maçımız var. Onu oynadıktan sonra İspanya'ya gidip, İspanya'da ikili kampta bulunup, pazar gün geri döneceğiz. Önümüzde yani bir 7-8 günlük daha bir programımız var. Ankara'da cumartesi günü işte Rusya'ya geçmeyi planlıyoruz açıkçası. Cumartesiye kadar Ankara'dasınız. Evet. 10-23 Ocak tarihleri arasında Sırbistan'ın Belgrad şehrinde gerçekleşecek Avrupa Şampiyonası. Bir de sporcu boyutuyla bakalım. Oytun, sence kamp nasıl geçiyor? Kampta bir gün nasıl geçiyor? Bize biraz bahseder misin? Yorucu geçiyor. Yani her zaman onu söyleyebilirim. Çok keyifli. Gerçekten çok keyifli. Alp hocamın da söylediği gibi yeni bir tane kondisyonerimiz geldi. Hırvat bir hocamız Pero. Alışık olduğumuzdan farklı bir antrenman periyoduna soktu bizi.
farklı kas gruplarını çalıştırıyor, farklı sertliklerde çalıştırıyor, farklı şekillerde çalıştırıyor. Alışık olmadığımız bölgeler çalıştığı için çok ağrılı, sancılı bir kamp dönemi geçiriyoruz. Sabah 8'de kalkış var. 8.30'a kadar kahvaltı ediyoruz. 9.30'da kondisyon salonuna geçiyoruz. Yaklaşık 1-1.5 saate yakın ağırlık çalışıyoruz. Ondan sonra suya sokuyorlar. Bugün erken bitti 12.30 diye düşünün. Normal koşullarda o antrenman bazı günler 2'ye kadar sürdü. 2'ye kadar, 1.30'a kadar bir antrenman yapıyoruz. Oradan gerçekten çıkıp öğle yemeği yiyoruz. Aslında. Ondan sonraki antrenmana kadar zaten 2.5-3 saatlik bir zaman dilimi kalıyor. Ki son 3 gün içerisinde anladığım kadarıyla herkes benim gibi baygınlık geçirdi yatağında. Ondan sonra akşam antrenmanı başlıyor. 5.30'da da 8 arasında yine akşam antrenmanımız var. Yarım saatlik bir core antrenmanı yapıyoruz havuz başında. Ondan sonra da 2 saate yakın bir su antrenmanı yapıyoruz. Son 6 gün içerisinde 10 antrenmanı tamamlamış olduk bu şekilde. Günlük neredeyse 12-13 saatlik bir mesai anladığım kadarıyla değil mi? Yoğun bir mesai. 12 saati bulmuyor ama evet yaklaşık 8 saate yakın. Yani yemek evde dahil edersek. Sırf spor için vakit ayırıyoruz evet doğru. Senin nasıl geçiyor kampta günler? Öncelikle Gençlik Spor Müdürü'ne çok teşekkür etmek istiyorum. Böyle güzel bir tesiste antrenman şansını yakaladık. Gerçekten yoğun bir dönem geçiriyoruz. Tabii ki ilk defa bizim hayatımızda değil ama... Siz defalarca kampa katıldınız. Belki daha yoğunlarına da katılmışsınızdır hani spor kariyeriniz boyunca. Tabii yani bizim spor, tabii ki bütün sporlar kolay sporu yok. Ama bizim branşımız biraz farklı su olduğu için biraz daha yoğun çalışmalar sürüyor. Devam ediyor diyorsun. Evet. Peki Oytun, şimdi hocamız şeyden bahsetti. Kampta daha farklı yaş gruplarından da sporcular var. Aranızdaki iletişim nasıl? Yani onlara koçluk yapıyor musunuz bir nevi? Manevi koçluk diyeyim. Koçluktan daha ziyade abilik yapıyoruz diyelim. Ben şanslı bir insanım açıkçası. Çünkü genç arkadaşlar beni çok severler. Nedenini bilmiyorum. Çok da keyifli bir adam değilimdir açıkçası. Fiziksel olarak da şiddet uyguladığım, bağırdığım, çağırdığım, kavga ettiğimiz dönemler olur. Ama şu ana kadar beni çok seviyorlar ve o açıdan her şey çok yolunda gidiyor. Elimden geldiğince stopunda 22 sene geçirdim ve bu 22 senenin içerisinde çok aktif olarak oynadım. Avrupa kupalarında oynadım, Avrupa şampiyonalarında oynadım. Kendi kulüp takımlarımla Avrupa kupalarında çok ciddi takımlara karşı oynadım. Ve bütün kazandığım tecrübeleri en hızlı şekilde arkadaşlara aktarmaya çalışıyorum. Sağ olsunlar beni hem sevdikleri hem de saygı duydukları ve onlar için çok fazla antrenman yapmış bir sporcu olduğum için beni dinlemeyi seviyorlar. Onlarla aşağı yukarı her antrenmanın yarım saatinde sırf birebir özellikle benim için çok önemli kritik oyuncular var. Benim tarafımda oynayan oyuncular. Onlara hem müdafada hem hücumda neler yapabileceklerini, neleri geliştirebileceklerini, neleri daha fazla çalışmaları gerektiğini göstermeye çalışıyorum. Sen hangi pozisyonda oynuyorsun? Bu soruya Alp hocamın yanıt vermesini tercih ediyorum. Buyurun Alp hocam. Ben kendim bu soruya yanıt veremiyorum artık. Oytun gerçekten her yerde oynuyor. Bizim için çok önemli. Yani bizde çakılı dediğimiz, aynen bir çakılı dediğimiz bir yer var. Hem onu müdafaa etmesi için gerektiği zaman zorluyoruz. En zor taraf var bir numaraya bizim dediğimiz sağ, hani futbolda sağ açık diye. Onun işte bir arkası var iki numara dediğimiz. Ya ben nereye istiyorsam oraya gönderiyorum. O da yapmaya çalışıyor ama çok önemli bizim için tabii. Yani her mevki çok önemli. Atilla hangi mevkide oynuyor? Atilla kaleci zaten. O bir de 3 tane daha kalecimiz var. 2 tane genç, bir tane de gene Atilla gibi bizim için değerli arkadaşımız var. Onlarla beraber onlar takımın yarısı hep öyledir. Kaleciler ne zaman iyi oynarsa, ne zaman şey yaparsa bizim için çok önemlidir. Onlar ne kadar iyi oynarsa bizi hep ileri götürürler. Biz de onların işte iyi müdafaa yaparak ona avantaj sağlamaya çalışıyoruz. Bu şekilde en sonuçta takım olmamız çok önemli bizim için. O takım ruhu değil mi? Evet, yani... Peki o takım ruhunu yakalamak için hocam ekstra bir şeyler yapıyor musunuz? Çünkü tamam fiziksel kondisyon çok önemli bir sporda. Aynı zamanda mental olarak da sporcuların kendilerini iyi hissetmeleri, motive olmaları da çok çok önemli. Bunun için neler yapıyorsunuz? Ya çok basit örneğini söyleyeyim size. Mesela Murat Bey, Gençlik ve Spor Genel Müdürü yardımcımız bizi ziyaret etti. Çocuklar için çok büyük bir motivasyon kaynağı. Çünkü insan kendini değerli hissediyor. Bizim için de çok önemli. Çocukların saygı duyması çok önemli antrenöre. Yani inanmaları gerekiyor. Yani takımda tecrübeli arkadaşlar var. O da çok önemli. İşte Oytun dediği sevmesi, sayması. Bu sonuçta bir takım birlikteliğini getiriyor. İşte mesela bu akşam hep beraber bir sinemaya gideceğiz. Bir tiyatroya gitmek istiyorduk ama tiyatro zamanı antrenmana uymadığı için şey yapamadık. Yani
Bizim çünkü dediğim gibi kültür seviyesinden her şeyi yapmamız mümkün. Yani beraber yemek yiyeceğiz, beraber vakit geçirmeye çalışıyoruz. İşte dışarıda turnuvalara katılmamız, böyle kamplar, takımın iyi bir yerlere gelmesi çok önemli. Yani bize güvenildiğini hissediyoruz biz federasyonun da. Yani bazen işte zaten bu bir ekip işi. Yani hem federasyon yöneticilerinin hem üst düzey bakanlık seviyesindeki spor genel müdürlüğü seviyesindeki yöneticilerin destekleri olduğunda başarılar geliyor. Evet tabii. Yani bunu arkanızda hissetmeniz lazım. Yani bize güvendiklerini biliyoruz. Bazen bu işte hep olan bir şey, Türk antrenörlerine güvenmiyoruz falan şeyi vardır ama bizim sporda genelde öyle değil. Bazen destek alıyoruz tabii diğer şeylerden ama bizim için çok önemli çocukların tabii bize güvenmesi, bizim onlara sevgi saygı çerçevesinde. Bunlar sonuçta bizde olan, yani ben sporcularımla her şeyi konuşurum. Onlar da bana geldikleri zaman bir sorunları olduğu zaman her türlü gelip konuşurlar. Bazen abi kardeş, bazen baba oğul gibi. Çünkü artık o bazı aralar çok açıldı. Hı hı. Artık baba oğul konumuna geldiğimiz, eskiden abi kardeş gibiydik. Ki yani ben iki arkadaşla da aynı takımda oynadım. Takım kaptanlıklarını da yaptım beraber. Ama tabii biz artık yaşlanıyoruz. Onlar bizim yerimizi almaya başladılar. Hı hı. Yani bizim bir çok keyifli, çok güzel bir ortamımız var açıkçası. Tek isteğimiz şu an başarı. Evet. İlk önce işte dediğim gibi Avrupa Şampiyonası'nda en kötü 9'a girmek. Ondan sonra bu Rio yolundaki önemli olan elemeye katılmak Mayıs ayı başında olacak. Bizim bu adımları atlamamız bizim sporumuzun gelişmesi açısından çok önemli. Biraz da Rio'yu konuşalım istiyorum şimdi. Rio gerçekten de çok önemli bir şey ve bir sporcu için de, yani bence hani spor kariyeri boyunca gidebileceği herhalde en üst noktalardan biri. Yani çok önemli bir organizasyon. Sizin Rio'dan beklentileriniz neler? Nasıl bir hazırlık süreci geçiriyorsunuz Rio kapsamında? Tamam, önce bir Avrupa Şampiyonası var önünüzde ama Ağustos ayında da Rio olacak. Ya bizim için adım adım gitmemiz gerekiyor. Yani ben bunu herkese de aynı şekilde anlatıyorum. Bu Avrupa'daki bu kadar üst düzeydeki bir spor ülkelerinin arasında bizim sıyrılmamız gerçekten zor. Yani bunun için ilk önce Avrupa Şampiyonası geçmemiz gerekiyor. Hı hı. Şu an 3 takım zaten kotayı aldı Avrupa'dan. Onun arkasında kalacak bir 3 ya da 4 takım daha olabilir. Onların arasında girmek için elemeye gitmemiz gerekiyor. Elemeye de 9. takım gidebiliyor Avrupa'da en son. Bizim o yüzden yani birkaç tane adımımız var bunu yapabilmemiz için. Bunun için çalışıyoruz açıkçası. İlk önce Avrupa Şampiyonası'na bakmamız lazım. Ondan sonra elemede ne yapacağımızı. Gerçekten Avrupa Şampiyonası elemeden daha kolay. Zor, pardon. Elemede çünkü zaten buradan gelecek 5 takımından birisini yendiğiniz zaman büyük ihtimal gideceksiniz. Yani zor bir dönem ama ya ben bir tek olimpiyatı görmedim açık söyleyeyim. Diğer her şeyi yaşadım. Ama olimpiyat gerçekten her sporcunun, her antrenörün bir rüyası. Biz de oraya gitmek istiyoruz açıkçası. Yani bütün destek, bütün her şey bizim çalışmamız onun için ama tabii biz de nerede olduğumuzu bilmemiz lazım. Adım adım gitmemiz gerekiyor. Çocukları bunu yükleyemem ben şu an olimpiyata gideceğiz diye zorlayamam. Bu sadece bizim başarmamız gereken en üst nokta. Bunun için de elimizden geleni yapıyoruz açıkçası. Nihai hedef diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Stüdyomuza geldiniz, İstanbul'dan geldiniz. Kamp devam ediyor, tüm hızıyla kampınızı bölerek geldiniz. Başarılar diliyoruz. Öncelikle Sırbistan'daki 10-23 Ocak tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda ve en nihayetinde de Rio'yu umarız Rio'da da sizleri izleme şansımız İnşallah. Olur. Çok İnşallah. Teşekkürler. Mehmet Alp Oğuz, erkek amirli takım antrenörü, Orhun Okma milli takım ikinci kaptanı ve Atilla Sezer milli takım kalecisi. Ayaklarınıza sağlık ve başarılar diliyoruz. Umarım keyifli bir kamp dönemi geçirirsiniz. Çok başarılar. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Futbol dışını izlediğiniz için, evet, bu hafta futbol dışında su topunu konuştuk. Su topu federasyonu Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Tüm hızıyla devam ediyor hazırlıkları. Onlara Avrupa yolunda başarılar diliyoruz. Haftaya yine aynı saatte sizleri TRT Spor ekranlarına bekliyoruz efendim. Hoşça kalın.